La prima volta che scopri la vita, un bimbo sorride che gioia ti dà. La primavera si riempie di amore, una rosa preziosa così fiorirà. L'emozione di vivere abbracciata con te. Primavera sorprendimi, fai fiorire anche me. Fiore baciato dal sole che risplenderà. Passa l'estate, l'autunno e l'inverno, ma se ne avrai cura quel fiore vivrà. L'emozione di vivere abbracciata con te. Primavera sorprendimi, fai fiorire anche me. Buongiorno. Buongiorno, Öykü. I'm really looking forward to see some sights today. Me too, darling. Let's have our breakfast first. Grazie. Prego. Alo. Of, haklısın evet. Yine geç kaldım. Ama birazdan oradayım. Evet, keman sesi. Geçen gün gördüğümüz kız yine burada. Onu görünce takılıp kaldım işte. Daha ne kadar bekletmeyi düşünüyorsun beni? 2 dakika. Emin misin? İyi. O zaman resepsiyonun önünde buluşalım. Tamam. 2 dakikaya oradayım. Bugün
Cebimde hayallerim vardı, bıraktım hüzünleri. Mazide bir bulut oldular. Hayat sakın aldatma beni, gör bu yaşadığım aşk deli. Seni bir daha alışverişe göndermeyeceğim. Hep geç kalıyorsun. Sen aramasan akşama kadar dinlerdim kemancı kızı herhalde. Hadi gel, mutfakta işlerimiz var. Daha akşama hazırlık yapacağız. Sonra da bahçede bir kahve içeriz ha. Tamam patron. Sonunda gelebildim. Sen dakika başı arayıp durmasan daha erken gelebilirdim ortak. Neyse, şanslıyız. Müşteriler de geç kalacakmış. Sen bunu bilmene rağmen beni acele mi ettirdin? Yeni aldığımız restorasyon işleri hata kabul etmez. O yüzden her şeyi etraflıca konuşmak lazım. Konuşuruz ortak, konuşuruz. Zaten başka bir şey yaptığımız yok. Varsa yoksa iş. De, seni nasıl restore edeceğiz onu bilmiyorum. Hadi gel artık, kahven soğuyor. Prego. O kadar lezzetli ki hayatımın sonuna kadar bunları yiyebilirim. Bana sorarsan simit ve çayın yerini hiçbir şey tutmaz. İstanbul başka. Lago di Nemi başka. Vallahi şu an simit ve çaydan o kadar uzas ki yapacak bir şey yok. Neden canım? Çok özlersek atlar gideriz. Hem senin de özlediğin şeyler olmalı İstanbul'da. Niye inat ediyorsun? Aklın Ayaz'da işte. İki aydan beri buradasın. Bir gün bile şu yüzüğü parmağından çıkarmadın. Herkes seni hala evli zannediyor. Hala evliyiz zaten. En azından kağıt üzerinde. Evet. Siz Öykü Acar hanımefendi, Ayaz Dinçer Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İstediğimiz gibi bir düğün olmadı değil mi? Vallahi bitti gitti ya. Önemli olan da. Olsun. Balayımız güzel olsun da. Zaten orada da bir sorun çıkarsa artık ne yaparım bilmiyorum. Bu neymiş böyle ya? Bütün aksilikler üst üste mi gelir?
Ayaz. Sen biraz değiştin mi? O ne demek şimdi ya? Ya sanki bugün içine başka biri girmiş gibi. Sabahtan beri benimle ilgilenmedin. Sürekli ters ters konuştun. Ben mi ters ters konuştum? Ne demişim ben? Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya Öykü lütfen saçmalama ya. Zaten canım burnumda. Ben bugün nikah masasında hayır demeyi düşündüm biliyor musun? Ne? Şaka mı bu? Ayaz bu halin beni çok korkutuyor. Ya hep böyle olursan diye aklım çıkıyor. Ya Öykü sen beni tanımıyor musun? Ya tanıyorum tabii. En azından tanıdığımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum, insanlar değişir. Belki sen de zamanla... Ya tamam Öykü, lütfen konuyu kapatalım artık ya, ne olur. Bana olan aşkım bitiyor değil mi? Ya vallahi onu bilmem de benzinimiz bitiyor. Ben şuradan bir yerden benzin alayım. Sen de bu arada kafanı toparla. Hatta istersen otele gidene kadar konuşmayalım. Bunu artık saçma yerlere gitmeye başladı. Fuller misin? Biraz zamana ihtiyacım var. Gidiyorum. Böyle olmak zorunda değildi. Bana biraz güven verse, bir kerecik sarılsa, elimi tutsa, gözlerime hep baktığı gibi aşkla baksa, gitmezdim. Yapamazdım. Ama korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Ya tartıştık ettik ama çözemeyeceğimiz bir şey yoktu. Ya biz nelerin üstesinden geldik? Düğünümüzü yaptık, evlendik. Ama gitti işte. Kayboldu. Hem de böyle basit bir şey yüzünden. Belki basit geliyordur ona. Hala anlamıyordur beni. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle yaparak ne geçti eline bilmiyorum. Belki de mutludur şimdi, kim bilir. Burada mutlu muyum?
değil miyim bilmiyorum. Keşke o gece arasaydı beni. Elimde telefon, saatlerce bekledim. Ama yok. Aramadı. Basmış gitmiş yurt dışına. Ya Meral teyzeye yemin ettirmiş yerini kimseye söylemesin diye. Hadi kaçtın gittin. İnsan bir kere aramaz mı? Kaç kere elim telefona gitti. Arayamadım. Kaçmasaydım ne olurdu diye düşündüm. Ama korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Sonra da o korkunun içine hapsoldum. Bence onu bir görsen, adam akıllı bir konuşsan, barışırsınız. Bilmiyorum Monika. Bunca şeyden sonra ne olur, nasıl olur, hiç bilmiyorum. Hem belki Ayaz çoktan unutmuştur beni. Aa bak, Nazmi Bey geldi. Buongiorno! Yine Ayaz'ı mı çekiştiriyorsunuz bakayım? Nerede bakayım benim kahvem? Hemen geliyor. Peki ortak ne yaparsın şimdi çıkıp gelse? Hı? Bir anda karşında görsen. Bilmem. Bilmiyorum. Belki sımsıkı sarılırım ona. Ya da arkamı dönüp giderim. Neyse ya boş ver. Senin de başını ağrıttım şimdi. Bir dakika biz bu konuya nasıl geldik ya? Vallahi bilmiyorum. Ben seni restore etmekten bahsediyordum. Sonra? İyiyim ben. İşimize bakalım artık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, merhabalar. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? Biz de iyiyiz. Gracia. Otursana biraz. Hadi oturalım bakalım. Molto bene. İki ay oldu değil mi? O kadar zaman nasıl geçti anlamadım. Bazen dünya daha hızlı dönüyor sanki. Bak Öykü, ben her gün buraya garip bir umutla geliyorum. Belki bugün seni görmem. Belki bavullarını toplayıp İstanbul'a gitmiştir diyorum. Ama buraya geliyorum, sen yine buradasın. Zamanın donduğu yer. Gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ben seni kızım, torunum yerine koydum. Ama sana her baktığımda sanki sayfaları kaybolmuş, eksik, yarım bir roman görüyorum. Peki bu akşam için özel bir şey ister misiniz? 70. aşk gününüzü nasıl kutlayalım? Hiçbir şey istemem. Hiçbir şey. En büyük dileğim oldu zaten. Akşam buraya kızım geliyor. Ciddi misiniz? Çok sevindim. Dün gece telefon ettim. Arkadaşlarıyla Pisa'daymış. Buraya beni görmeye gelecekmiş. Sonunda buluşacaksınız yani.
Bakalım sen ne zaman buluşacaksın Ayaz'la. Ama her seferinde konuyu Ayaz'a getirin, olur mu? Yıllar sonra kızım beni görmeye gelecek. Burada olacaktır. İlk defa geliyor buraya değil mi? Ben emekli olup buraya yerleştikten sonra bir kere bile beni görmeye gelmedi. Gerçi öncesinde de pek görüşmezdik ya. Ama o zaman iş güç vardı. İşte günler geçiyordu. Bu arada ben sizin ne iş yaptığınızı hala bilmiyorum. Ne yani? Benim doğum günümde işten mi konuşacağız şimdi? Hı? Nerede benim limonata? Hemen geliyor. Evde ne güzel kafa dinliyordum ya. Niye getirdin ki beni buraya? Ortak biraz keyifleniriz diye düşündüm. Hem de biraz dertleşiriz. Yok Mete, artık dertleşmeyelim. Geçti gitti, iyiyim ben. Geçmedi, geçmeyecek de ortak. Sen iyi falan değilsin ya. Yani senin tam buranda bir problem var, ben görüyorum. Yine aynı konuları açacaksın yani, öyle mi? Açacağım tabii ortak ya. Bir kere şu düğünde olanları bir hatırlasana. Ha? Her şey üst üste geldi, her şey ters gitti. İlker'le Sibel birbirine girdi. Işık iki saat ağladı, beni terk etti, ta gitti Amerikalara. Yani neyse ki Şeyma'yla arkadaş kalabildik. Dur bir dakika, zaten konu bu değil. Konu düğündeki yüksek gerilim. Bence siz o gerilimden etkilendiniz ya, olan bu. Yani? Yani sizin hikayeniz daha bitmedi ortak. Yani hem sen istesen Öykü'nün nerede olduğunu şak diye bulursun, ben seni tanıyorum. Mete! Ben sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Ben artık Öykü'yü unutmak istiyorum. Hani mümkün olsa şu filmdeki gibi gidip hafızamı sildireceğim. Yok artık, saçmalama ya. Çok ciddiyim. Öykü'nün benim için artık bir hayalden farkı yok. O yüzden ben artık boşanmak istiyorum. Aa, merhaba, selam. Hatırlamadın mı yoksa? Yok canım, hatırlamaz olur muyum? Ne haber Damla? Yağmur. Yağmur değil mi ya? Çok affedersin. Ama bayağı yaklaşmışım değil mi? Damla, Yağmur, Nehir. ne yapıyorsunuz? Kuzenimle gezmeye geldik. Öyle mi? Merhaba, selam. Mete ben. Seni görünce bir selam vereyim dedim. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de takılıyoruz öyle işte. İsterseniz birlikte takılabiliriz. Yok ya, siz takılın. Ben eve gideyim. Hadi görüşürüz. Sen gelmeden önce nasıl aksi, nasıl suratsızdı? Adama ne yaptın da böyle pamuk gibi oldu? İki kalbi kırık insan birbirimizi anladık. Hepsi bu. Alo kızım.
Tamam. Nazmi Bey, hayırdır? Kötü bir haber mi var? Kızım arada. Gelemiyormuş. İstanbul'a dönüyormuş. Bana lütfeder misiniz? Öldür öyle git, yaşamak için senin sevgin şeref duyarım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi, muhtacım ellerine git. Şimdi bomboş eller seni çağırır, yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Bu kulağı aradığımı biliyorsun. Nereden bu? Geçen hafta babamı ziyarete İsviçre'ye gittiğimde aldım. Güzel bir doğum günü hediyesi olur diye düşündüm. İyi ki seni tanımışım. İnsanları mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun. Sensiz bir dünyadayım. Gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Tamam, ben de çok üzülüyorum Ayaz'ın haline ama sonuçta ne yapabiliriz ki? Vallahi bilmiyorum Şeyma ama bizim bu olayı çözmemiz şart. Yani Ayaz boşanmaktan falan bahsetti ya. Ne? Ya hem deli gibi seviyor hem de boşanmaktan falan bahsediyor. Yani bizim ne yapıp ne edip bunları buluşturmamız şart. Ya tamam da bir şey diyeceğim. Sonuçta biz şu an Öykü ne yapıyor, nerede, ne ediyor bilmiyoruz. Belki de çok mutlu şu an. Yapma Şeyma, burada Öykü'den bahsediyoruz. Yani Öykü'nün Ayaz olmadan mutlu olması kimya kurallarına aykırı bir şey. Ya bence o da Ayaz'ı özlüyor ama dönmeye cesareti yok. Bizim bir an önce Öykü'nün nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Evet, evet, öğrenmemiz lazım da bunu bilen tek biri var, o da Meral abla. Yani iyi de sizce söyler mi bize? Yani daha önce kaç kere denedik ama en ufak bir ipucu bile vermedi. Benim bir planım var galiba. Vallahi arkanızdan atıp tutuyordum ha, hayırsızlar bir kere aramadılar diye. Utandırdınız beni. Gerçi saat biraz geç oldu ama. Vallahi biz de öyle işten güçten anca fırsat bulduk. Böyle Meral teyzeme bir gidelim dedik. Hayırlı olsun diyelim dedik, değil mi? Vallahi yeni evinizde gerçekten çok güzel. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni bir yere alışmak zor ama
Kentsel dönüşüm bizim mahalleye uğrayınca mecburen böyle oldu. Nasıl gidiyor? Anlatsanıza. Ah Meral teyzeciğim, benim canım irmik helvası çekti. Ay Meral teyze irmik helvasını çok güzel yapar. Ya susun, akşam akşam Allah Allah ağzımın suyunu akıttınız ya. O değil de olsana, şöyle kaşık kaşık yesek. Ay hadi Meral teyzeciğim, yap bir irmik helvası da yiyelim. Ay dur, ne oluyor? Ama canım çok çekti, ne olur hem tarifini öğrenmiş olurum. Dur 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 dur. Şuna bir bakayım. Komşum arıyor, Sevtap Hanım. Aman boş ver canım, aşağıda açarsın telefonu. Biz zaten anca yaparız irmik helvasını. Abi bir şey soracağım, biz ne arıyoruz şimdi? Oğlum Öykü illaki bir mektup yazmıştır. Mektubu bulacağız, nerede olduğunu öğreneceğiz. Sen onlara bak. Tamam. Tencere nerede Meral teyzeciğim? Tencere şurada. Alo. Tereyağı var mı Meral teyzeciğim? Ama Meral teyzeciğim, sen bizim başımızda hiç durmuyorsun ki. Sevtap Hanım, nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Sevtap Hanım mı? Meral, iyi misin? Yani gelip seni alayım, bir şeyler içelim diyecektim. Yok. Benim biraz telaşım var Sevtap Hanım. Öykü'nün arkadaşları geldiler de, bizdeler hepsi. Ben sizi yarın arayayım. Ha, anladım. Çocuklar orada yani. Tamam, çaktırmayalım. Tamam, ben sizi yarın ararım. Hoşça kalın. İrmik nerede İrmik? İrmik. Bu tabak. Al çocuğuma yemek. Yemek. Emre koş, buldum gel. La Godinemi'de kalıyormuş. La Godin... Orası neresi ya? İtalya'da bir kasaba ya. Tamam. Ne yapıyorsunuz? İyi Cem'cim, şey yapıyoruz. Fotoğraflara bakıyoruz. Cemo, koçum. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bak ne kadar küçükmüşsün ya. Ne kadar, değil mi? Bu kadardı bu ya. Bu kadardı ya. Kocaman oldu, kocaman. Küçük olmazsın. Şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma, bir aşk hiç yaşanmamış gibi. Her gün ipini kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden? Hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Hayat, gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma, bir aşk hiç yaşanmamış gibi. Her gün ipini kalır mı buralarda?
hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İtalya mı? Hem de bugün. Evet ortak. Kesin gitmen lazım. Biletini aldım bile. Ya oğlum bunun başka bir yolu yok mu? Ortak söyledim ya, adam İtalya'da Lago di Nemi'de tatildeymiş. Türkiye'ye gelemiyormuş. Ama kesinlikle seninle tanışıp kafasındaki projeleri yüz yüze görüşmek istiyormuş. Vallahi gitmezsen iş kaçar, benden söylemesi. Ah, adres burada. Ben her şeyi hallettim zaten ya. Sen gidip bir tek adamla tanışacaksın, o kadar. Ya benim ne işim var şimdi orada? Sen gitsen olmuyor mu? Ya benim burada bir sürü işim var ortak. Yani tamam senin de var ama senin gitmen daha iyi olur diye düşündüm. Ya böyle biraz tatil yaparsın, kafanı dağıtırsın. Yeni bir yer görmek hem çok iyi gelir sana. Olmadı gider Roma'da falan takılırsın abi. Ne bileyim yaparsın bir şeyler işte ha. Vallahi hiç tatil havamda değilim. Niye öyle diyorsun ortak? Ha? Belki hayatının aşkıyla karşılaşacaksın orada. Çok romantiksin ya. Senin kadar olamam. Hadi gidiyor musun? Yine de inanmam sonsuz aşka. Yine de inanmam sonsuz aşka. Yeni mi çizdin bunları? Evet, dün gece. Pek anlamam ben bu işlerden ama güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Boşuna ama çiziyorum. Belki yine dönersin bu işlere. Monika da çok ısrar etti. Hatta burada birkaç görüşme bile ayarladı bana. Ama istemedim. Niye? İnsan hiç böyle bir yeteneği harcar mı? Bilmiyorum. Her şeyden uzak kalmak istedim. Burada böyle iyiyim. İstanbul'a dönünce belki yine... Gerçi orada da beni isteyecek bir yer bulabilir miyim bilmiyorum. Önem Hanım bana çok kızgın olmalı. Bence bir insanda eğer gerçek bir yetenek varsa sonunda muhakkak değerini bulur. Senin de karşına değerini bilecek biri muhakkak çıkacaktır. Muhakkak. Şimdi Ayaz İtalya'da Öykü'yle buluşacak, öyle değil mi? Vallahi öyle. Ya o değil de barışırlar inşallah ya. Ay inşallah ya. Ya zaten içimde bir pişmanlık vardı. İlker yüzünden de bütün düğünlerim mahvoldu zaten. Tabii canım, benim yüzümden. Benim yüzümden, ben hatalıyım. Senin zaten hiçbir şeyde suçun yok. Neyse neyse, tamam. Çok konuşma. Hakime ne diyeceğiz onu konuşalım. Ben bir an önce bitsin istiyorum bu dava. Ya inan bana, ben senden çok daha fazla istiyorum. E zaten... Vatikan'da bende kalacağına göre. Yok ya. Gerçekten mi? Evet. Hiç boşuna hayal kurma bir kere. O çocuğa ben bakacağım. Benim yanımda büyüyecek o çocuk. Avukatım kesin konuştu İlker'cim. Bende kalacak. Ona senin avukatın değil, hakim karar verir. Göreceksin bak, çocuğu bana verecek. Bana. Ya arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Bu konuyu bence bir kere daha düşünün. Saçmalamayın yani. Ay evet Sibel ya.
Batıkan var sonuçta. Onun geleceği için, daha sağlıklı büyüyebilmesi için. Burcu, ben hem çocuğum anne hem de baba olabilirim. Siz hiç merak etmeyin. Bu kafayla zor biraz. Ne dedin sen, ha? Bu kafayla zor biraz dedim. İlker bak, benim sinirlerimi falan hoplatma, tamam mı? Asıl sen benim sinirimi hoplatma. Ne olurmuş, ne olurmuş yani? Ayaz'ı duydun mu? İtalya'ya gitmiş. Maşallah. Çok çalışıyor bu aralar. E ne yapsın? Kendini işine verdi iyice. Öykü'nün yaptıklarından sonra. Ay düşündükçe deli oluyorum ya. Sen kalk. Tam balayına çıkarken çocuğumu ortada bırak git. Olacak şey mi bu? Şeyma, senin kulağına bir şeyler geldi mi bu aralar? Haberin var mı Öykü'den? Yok. Son zamanlarda hiçbirimizle görüşmüyor. Aman aman. Artık adını bile duymak istemiyorum. İnşallah bir delilik yapıp falan gelmez buralara. Bence su akar yolunu bulur. Yakında barışır onlar. Ay gerçekten bir hoşsun Mehmet. Yani gerçekten. Kız oğlumuzu terk edip gitmiş, ortada bırakmış. Sen barışır bunlar diyorsun. O defter çoktan kapandı. Bak ne diyeceğim. Hı. Öğleden sonra Hakan'ın restoranında açılışı var. Beraber gidelim mi? Maalesef. Bugün Atlantis'le bir toplantım var. Onlara yeni bir teklif götürmem lazım. Aa. Sen bırakmadın mı bu işin peşini? Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Atlantis çok güçlü, saygın bir marka. Benim teklifim onları da memnun edecek. Yani gayet başarılı bir mumadacısın. Senin bu mağaza açma sevdanı ben bir türlü anlayamıyorum. Yani yetmiyor mu bunlar sana? Ne gerek var riske girmeye? İşleri büyütmek istiyorum artık. Ayaz'a diyorsun ama bence sen de artık işkolik oldun. Hakan'a selam söyle. Baş üstüne. Bu işaretliklerimden birer kopya istiyorum. Ha bir de Olcay'ı çağırır mısın bana? İşlerini alıp yanıma gelsin. Tamam. Ya biri Sibel, biri İlker. Ya ikisi de kaç senelik arkadaşlarımız ama ben gerçekten ikisini de tanıyamıyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu işin dönüşü yok gibi ha. Yani ipler bayağı kopmuş yani. Ay yok ya, o kadar da değildir yani. Yok olmaz, olmaz canım öyle. Ya hatırlasan ne kadar mutluydular beraberken. Öykü ile Ayaz, onlar da öyleydi. Ama görüyorsun şimdi işte neler oldu yani. Ay yine içlerinde en sakini biziz. Hiç böyle büyük kavgalarımız falan olmadı. Tahtaya vur tahtaya. yalnız ben ne düşündüm biliyor musun? Şimdi Öykü İtalya'daymış ya. Hı. Belki biz de gideriz bir gün yurt dışına. Ya artık tabii böyle İtalya mı olur, Fransa mı olur yoksa Amerika mı olur orasını tam bilemeyeceğim tabii. Güzel hayaller tabii bunlar. Ne yani? Hayal mi sadece? Ya hayatım biliyorsun durumları. Ya okul bitti. Ya taksicilik artık o kadar çok para da getirmiyor. İş arıyorum ama iş de yok ki işte. Olsun canım. O zaman biz de sen iş bulunca gideriz. İş bulsam ne olacak? Getireceği 3 kuruş para Burcu. O zaman ben karşılarım masrafları. Öyle olmaz mı? Olmaz. Hadi kapatalım bu konuyu artık. Evet, Ayaz'ın uçağı İtalya'ya 1 saat evvel indi. Yani bu demek oluyor ki şu anda Lago di Nemi'ye varmış olabilir. Ya Mete biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Ben pek emin değilim ya. Acaba Öykü'nün yerini Ayaz'a söyleseydik daha mı iyi olurdu? Ha, Ayaz da hemen giderdi o zaman Şeyma. Şeyma, emin ol bunları bir araya getirmenin başka hiçbir yolu yok. Hem sen rahat ol ya, biz yapacağımızı yaptık. Artık gerisini hayatın akışına bırakacağız. Ha, bir de Monika. Monika mı? Monika'ya. Şu adresi araştırdım ben. Meğersem orası Monika'nın pansiyonuymuş. İstanbul'dan gidince orayı açmış. Aa, tabii ya. Bak bu benim aklıma hiç gelmedi. Demek Öykü İtalya'da Monika'nın yanında saklanıyor. Hı. Peki sen hiç konuştun mu Monika'yla? Haberi var. Ay Mete. Düşünsene ne kadar heyecanlı.
Aylar sonra ilk defa karşılaşacaklar. Acaba nasıl karşılaşacaklar ha? Gira intorno, intorno al mondo tondo. Gira intorno al mondo intorno a te. E ti prendo la mano andando lontano, rotolando intorno al mondo intorno a te. E guardando, guardando nei tuoi occhi, e guardando negli occhi quel che c'è, a me sembra che il mondo sia fatto rotondo per girare e rotolare intorno a te. İyiyim. Ben bir karar aldım. Ha? Yani ne kararı? Ayaz. Ne olmuş Ayaz'a? Galiba artık İstanbul'a dönme vaktim geldi. Gidip Ayaz'la konuşacağım. Belki her şeyi yeniden başlayabiliriz. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Peki ne diyorsun? Ayaz'la karşılaşmaya hazır mıyım? Bence hazırsın. Umarım hazırsındır. Of, ne yapacağım ben böyle hiç bilmiyorum. Ben şu müşteriye bakayım, gelince konuşuruz. Un espresso, per favore. Yine de inanmam sonsuz aşka. Yine de inanmam sonsuz aşka.
sonsuz aşka. Burada. Nasıl buldun beni? Kim söyledi yerimi? Annem değil mi? Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. İş toplantısı vardı. Onun için geldim. Böyle bahaneler uydurmana gerek yok Ayaz. Bal gibi de peşimden gelmişsin. Bahane mi? Mete. Ulan Mete. Bak, ben senin için buraya gelmedim, tamam mı? Kabul et Ayaz. Söyle hadi. Özledim seni, o yüzden geldim de. Öykü, sen laftan anlamıyor musun? Ben senin için buraya gelmedim. Hatta senin burada olduğunu bilsem şu kapının önünden bile geçmezdim. Senin için gelmedim diyor. Mete aradı bugün. Bir bahane uydurup o göndermiş Ayaz'ı. Ayaz senin burada olduğunu gerçekten bilmiyormuş Öykü. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Bilemedim, söylesem mi söylemesem mi? Mı bekliyorsun? Ya buraya kadar gelmişsin, bir şey söylemeyecek misin? Sen giderken bana bir şey söylemiş miydin? Söylemeyi anlatmaya çalıştım ama anlamadın ki. Odun gibiydin. Ya sen kendine bir bak önce. İki aydır niye aramadın beni? Niye arayacakmışım? Ayaz. Merhaba. Hoş geldin. Senin burada ne işin? Ben burada Monika'nın yanında çalışıyorum. Tabii ya. Dikkat et. Bir gün hiçbir açıklama yapmadan kaçıp gidebilir. Şuna bak ya. Sen bütün suçu bana atıyorsun herhalde. Herhalde yani. Kim suçlu, ben mi? Ayaz, Öykü. Biraz sakin olsanız, oturup konuşsanız. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben de sana çok meraklıydım. Ay Mete, artık karşılaşmışlardır değil mi? Tabii canım. Bence çoktan barışmışlardır bile. Ay belki de romantik yürüyorlardır böyle romanın sokaklarında el ele. O da olabilir. Ya da bir kafede ikişer kahve içiyorlardır. Hatta belki de otel odasına gitmişlerdir gündüz. Yok Şeyma'cığım, bence biraz fazla ileri gittin. Ay ne var ayol, evliler sonuçta. Öykü ile Ayaz şu an ancak birbirlerinin kulaklarına romantik şeyler fısıldıyorlardır. Keşke hiç gelmeseydin. Keşke. Hatta keşke hiç evlenmeseydim seninle. Pişman oldun yani. Sen gittikten sonra anladım hatamı. Evlilik zaten bana göre değilmiş. Ben yokken keyfine baktın anlaşılan. Ne yapacaktım? Oturup seni mi bekleyecektim? Sen kızlarla gününü gün de etmişsindir. Tabii. Duygu, Hande,
Ezgi, Serpil daha sayayım mı? Biliyordum zaten. Erkek değil misin? Aklına hep onda bunda. Sen ne yaptın peki iki ay? Oturup eski fotoğraflarımıza bakıp ağladın mı yoksa? Kıyamam sana. Sen öyle san. Alberto'dan yeni ayrıldım. Şu an Silvio ile görüşüyorum. Ondan önce de Giovanni vardı. Maşallah İtalya milli takımı gibi. Aa bir dakika. Totti'yi unuttum. O da peşimde. O zaman sana İtalyan arkadaşlarınla mutluluklar dilerim. Ben artık gidiyorum. Her şey mi ters gitmek zorunda ya? Senin eline düşen böyle bozuluyor işte. Bak arabayı bile bozdun. Nazmi Bey neredesiniz? Kıyamet koptu. Buradayım, buradayım. Her şeyden haberim var. Araba neden çalışmadı sanıyorsunuz? Gitmesine izin mi verseydin? Bir de anlıyormuş gibi bakıyorsun. Benim arabam olsaydı çoktan çözmüştüm derdini. Bunun dilinden anlamıyorum ki. Bu arabayla çok ortak yanımız var anlaşılan. Onun da dilinden anlamıyorsun, benim de. Ben sana ortak yanlarınızı söyleyeyim mi? İkiniz de arızalısınız. Tamirci falan var mı buralarda? Aa, var, var. Ben çağırayım gelsin. Defterde yazılı. Gördünüz mü Nazmi Bey? Nasıl ukala? Haklı olduğumu anlamışsınızdır artık. Mehmet. Atlantis'te geldim, toplantıya girmek üzereyim. Ay, ya vallahi hiç sanmıyorum. Sabahtan beri o kadar yoruldum ki. Ben herhalde eve gidip dinlenirim. Tamam canım, görüşürüz. Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim. Ama yönetim kurulumuzun şirketi satmak gibi bir tasarrufu yok. Bakın, ben sizi yakından takip ediyorum. Son yıllardaki bütün kreasyonlarınızı inceledim. Buraya yeni bir soluk lazım. Eğer böyle devam ederseniz yakında çok zarar edeceksiniz. Evet, yani belki haklısınız. Son yıllarda biz de bir iniş dönemi yaşadığımızı kabul ediyoruz. Ama dediğim gibi, yönetim kurulumuzun şirketi satmak gibi bir düşüncesi yok. Peki ben en yukarıya çıksam, hani beyefendiyle görüşsem? Kendisi bu konularda rahatsız edilmekten pek hoşlanmaz. Ayrıca burada da değil henüz. Peki. Ama haberiniz olsun, ben yine de pes etmeyeceğim. Çünkü burası benim hayalim. Ve hayalimden vazgeçmeye hiç niyetim yok. La macchina sarà pronta domani. Aa. Ne diyor?
Ancak yarına teslim edebilecekmiş. Çekiciyle tamirhanesine götürmesi lazımmış. Bu gece burada kalıyorsun demek. Maalesef. İstersen kalabilirsin. Boş odam var. Teşekkür ederim ama Öykü'yle aynı yerde kalma fikri pek hoşuma gitmiyor. Ayaz, bildiğim kadarıyla bütün oteller dolu. Pansiyonlarda da yer yokmuş. Ben yine de şansımı deneyeyim. Ayaz, üstüme vazife değil. Ama Öykü'yle bir konuşsan. Bence aranızda konuşup halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ne oldu? Sen gidemedin mi hala? Merak etme, senden çok uzakta bir otelde kalacağım. Yarın da gidiyorum. Git git. Sen geldikten sonra buraların havası çok değişti zaten. Ne yapayım? Gıcık ediyor beni. Burada kalsaydı çok iyi olacaktı. Siz merak etmeyin Nazmi Bey. Ben bütün otelleri aradım. Kimse Ayaz'a bir oda vermeyecek. Yani sonunda mecburen yine buraya gelecek. Siz de az değilsiniz yani. Fatto cavaliere a milioni in quantità, due tue foto nei giornali, ma ora non puoi più filare lungo villaggio triste sartaggio, fila fila ma che vuoi filare. Daha bugün İstanbul'a gidip Ayaz'la konuşmaktan bahsediyordun. Sonra Ayaz geldi, her şey birbirine girdi. Ne oluyor size böyle? Gerçekten anlamıyorum. Ya biraz anlayışı davransa böyle olmazdı. Ama her seferinde gıcıklık yapıyor. Sen de yapıyorsun ama. Ne yapayım Nazmi Bey? Altta mı kalayım? Ben onu bunu bilmem. Eğer onu seviyorsan bu senin son şansın. Arkasından çok pişman olup ağlarsın sonra. Bu gece nerede kalacak acaba? Merhaba Monika. Hiç oda bulamadım. Bu gece mecburen burada kalacağım. Ha tabii, ne demek. Şimdi odanı hazırlatırım. Otursana evladım, birlikte yemek yiyelim. Teşekkür ederim, ben rahatsız etmeyeyim. Efendim Mete. Hayır, hiçbir şey yolunda değil. Ya buradan bir an önce kaçıp gitmek istiyorum. Tabii ki de barışmadık. Sence bizim barışmamız mümkün mü? Ya ortak, çok affedersin gerçekten. Yani ben böyle olacağını bilseydim. Oldu, tamam. Yarın görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben odanın anahtarını gönderteyim. Çok güzel bir roman okuyorum. Gidip bitireyim. Buona notte. Haberler kötü galiba. Hem de nasıl. Bayağı bir kavga etmişler. Ayaz'ın arabası falan bozulmuş. Yarın dönüyormuş. Ya uf, biz de ne hayaller kuruyorduk. Vallahi Şeyma'cığım, yani biz elimizden geleni yaptık. Artık gerisi onlara kalmış. Ama bence hala bir umut var Mete ya. Ha, belki bu gece bir mucize olur. Olamaz mı?
Anahtarı getirdim. Monika vermemi istedi. Öykü. Yüzüğü çıkarmışsın. Ha, evet. Buraya geldiğim ilk gün çıkarıp nehre fırlattım. Yüzük havada süzülürken bir rahatladım, bir rahatladım ki anlatamam sana. Bence iyi bile dayanmışsın. Ben hemen o gün attım. Benzinliğin tuvaletine. Böyle cümleler canımı acıtmıyor Ayaz. O yüzden nefesini boşa yorma. İyi. O zaman ben üstümü değiştirip dışarı çıkayım. Nasıl olsa beni tutan bir şey yok. Hatta belli mi olur? Belki bu gece bir barda hayatımın aşkıyla tanışırım. Özlemişsindir sen geceleri. Git tabii. Buranın kızları da ateş ediyor diyorlar. Gidip de görmek lazım. Ateş mi ediyor? Yani İstanbul'da gençler öyle diyor artık. Sen tabii uzak kaldın. Ben böyle saçma sapan sözcükler yerine İtalyanca öğrendim canım. Artık Silvio'nun kulağıma fısıldadığı aşk sözcüklerini anlayabiliyorum. Ben de buranın kızlarına Türkçe öğretirim. Gelmezsen bu gece merak etme beni. Hani bara gidecektin? Aklınca beni kıskandıracak. Hala beni seviyorsun işte. Demek beni kıskanıp buralara kadar geldin peşimden. Hala beni seviyorsun işte. Oturabilir miyim? Ne kadar güzel bir yermiş. Sakin. Huzurlu. Evet. Ben de çok seviyorum. Çizimlere devam ediyorsun. Hiç bırakmadım ki. Çizimler benim dünyam. Tabii. Bir kağıt, bir kalem sana yeter değil mi? Gerisi hayal gücü. Bir de silgim var. Her şey benim kontrolüm altında. Gerçek hayat böyle değil değil mi? Gerçek hayat daha zor, daha karmaşık. Belki de biz zorlaştırıyoruz. Belki. Çizim yaparken durup bakıyorum kağıda. Beğenmediysem siliyorum her şeyi. O da olmadı. Kağıdı buruşturup atıyorum. Ama gerçek hayatta... Gerçek hayatta o buruşturup attığın kağıt ben oluyorum herhalde. Ne? Baktın beğenmiyorsun, buruşturup at değil mi?
O kadar sevgi, o kadar aşk. Hepsi boşuna. Ayaz, biz çizimlerden bahsediyorduk. Senin sorunun da bu Öykü. Sen gerçek hayatı bu çizimler gibi yaşıyorsun. İşleri iyi gitmezse duruşturup atıyorsun işte. Evet canım, aynen öyle yapıyorum. Ama ne yaparsan yap, bana hala aşık olduğunu biliyorum. Kim? Ben mi? Beni takip ettin, gördüm seni. Yanlış görmüşsün canım, etmedim ben. Ben seni 100 metreden tanırım Öykü. Bir kere ben seni takip etmiyordum. Ben Silvio ile buluşmaya gidiyordum. Hı hı, tabii. İyi be, tamam. Ama sen de bana yalan söyledin. Kızlarla bara gidiyorum dedin, gitmedin. Canım istemedi. Neden acaba? Yoksa hala beni mi seviyorsun? Beni terk edip giden, 2 ay boyunca arayıp sormayan birini sevmem mümkün bile değil. Benim de bu kadar anlayışsız, bu kadar bencil, bu kadar duygusuz birini sevmem hiç mümkün değil. Grazie. Ben artık gideyim. Keşke böyle olmasaydı. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz ama barışamıyorsunuz. Belki böylesi daha iyidir. Monika, ben çıkıyorum. Nereye? Roma'da bir banka işi varmış. Bugün aradılar. Onu halledeceğim. Ben seni bırakırdım ama sen şimdi beni sinirlendirirsin. Merak etme. Senin arabana kalmadı. Çıkıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Belki tekrar görüşürüz. Delikanlı, aşk çok kıymetli bir şey. Ne olursa olsun birbirinizden vazgeçmeyin. Banka işini uydurmanız iyi oldu. Baksanıza, Öykü bile inandı. Siz motor işini halledebildiniz mi? Hiç merak etmeyin. Fazla uzağa gidemez. Tamirci arkadaşımız benzini boşalttı. Daha geçen gün doldurdum ya. Ne çabuk bitti bu benzin. Of! Leo, yolda mı kaldın? Sen kendi işine bak canım. Ben başımın çaresine bakarım. Sen bilirsin. Hey! Dursana be! Burada bırakacak mısın beni? Teşekkür etmeni beklerdim. Sen seni bırakıp gitmediğime dua et. Senin kadar insafsız değilim.
Kavga mı edeceğiz yoksa işimize mi bakacağız? Hadi sür sür. Uçak kaçta dedin? 2 saat sonra yani. Yok yok alma. Sen en iyisi akşam uçağına rezervasyon yaptır. Benim kaç tane işim daha var burada. Tamam teşekkür ederim. Bitti benim işim. Sen kaçta gideceksin? Maalesef sadece akşam uçağına yer bulabildim. İyi. Sen buralarda takıl o zaman. Ben trenle dönüyorum hemen. Ben de geliyorum. Niye ya? Gitsene sen artık. Ya tren istasyonunu görmek istiyorum. Birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Seninle ilgisi yok yani. İyi, yürü o zaman. İlk trene yetişmek istiyorum. Dakikalarca geçmek bilmedi. Tren burada. Girip içeride bekleyebiliriz. İçerisi havasızdır şimdi. Sen de sözde fotoğraf çekmeye geldin ama nedense bir kare bile çekmedin. Şarjım bitiyor. Ne yapayım? Bence fotoğraf bahane. Tek derdim benimle biraz daha zaman geçirebilmek. Allah Allah. Peki senin motorun birden bozulmasına ne dersin? Bence çok iyi numaraydı. Benzini bitti bir kere. Eminim öyle olmuştur. İnanmazsa inanma ya. Seni inandırmak zorunda değilim ben. Ayrıca biz niye kavga edip duruyoruz? Ben gerçekten çok sıkıldım. Vallahi ben de sıkıldım. Ama seninle adam gibi konuşmak mümkün değil. Millet İtalya'ya balayına gelir, romantizmde zirve yapar. Bir de bize bak. 10 yıllık karı koca gibi didişip duruyoruz. Seninle 10 yıl. Vallahi düşünmek bile istemiyorum. Treni partono, fretta! İyi o zaman. Buraya kadarmış. Tren kalkıyor. Şuna yaz. Artık rahat edebilirsin. Emin ol çok rahat edeceğim.
şu an çok büyük bir yük kalktı. Kuş gibi hafifledim. Ya ben? O kadar mutluyum ki anlatamam sana. Şimdi başlıyor. Oh be, dünya varmış. Ben de İstanbul'un gece hayatını özledim. Bir gitsem de. Git, git de kurtulayım senden. Senden kurtulduğum için çok mutluyum. Ben bu ayrılığı 40 gün 40 gece kutlayacağım. Ben bu akşam bir parti vereceğim. Seni bir daha hiç düşünmeyeceğim. Aklımın ucundan bile geçmeyeceksin. Sensiz çok daha mutlu olacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok pişman olacaksın. Bence sen pişman olacaksın. İtalyan erkekleri senden daha yakışıklı. Sen de dünyanın en güzel kızı değilsin. Boşuna yorulma Ayaz. Tren kaçtı. Quello che ha fatto per me, quello che ha fatto per me. Sì, e ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. E that's amore quel che sento per lei, e that's amore quando balla con me. Non lo dimenticherò, non lo dimenticherò, quello che ha fatto per me. Sera semplicemente amore, that's amore per me. E ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Le posso offrire un caffè, andiamo insieme da me. Le dico subito che un'italiana bella come lei ancora qui non c'è. Innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai. E adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. E that's amore quel che sento per lei. E that's amore quando balla con me. Non lo dimenticherò. Quello che ha fatto per me, quello che ha fatto per me. Sì, e ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Sì, sì, sì.
innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. E ora so che questo era semplicemente amore, terza amore for me. Artık birbirimizi kızdırmak yok. Artık kavga etmek yok. Artık geçmişe dönmek yok. Artık sadece biz varız. Artık hiç ayrılmayacağız. Artık... baş başa kalsak diyorum. Nasıl yani? Hayatım, İtalya'dayız. Dünyanın en romantik yerlerinden birindeyiz. Sence de artık zamanı gelmedi mi? Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Sen de üzülüyor musun? Ne bileyim, düğünümüz öyle istediğimiz gibi olmadı ya. Kavgalar, gürültüler falan. Evet ama artık birlikteyiz. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Bazen hayal ediyorum da... aman neyse, boş ver. Dur bir dakika, bir dakika. Ne hayal ediyorsun bakayım? Aman kısa romantik şeyler işte. Ama sen haklısın. Şu an birlikteyiz. Ve gerçekten bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Hadi. Ya dur bir dakika. Nasıl şeyler o kısal romantik şeyler? Anlatacağım ama bak dalga geçersen çok kızarım. Sadece sen ve ben. Belki bir akordeoncu. Ya bak gülüyorsun, anlatmayacağım. Tamam gülmüyorum. Başka? Sen benim başıma çiçekler takıyorsun. Sonra beni sonsuza dek seveceğimi söylüyorsun. Ama böyle yemin eder gibi. Böyle şeyler işte. Ayaz. Biliyorum. Grazie mille. Prego. Sana dertsiz bir hayat veya sonsuza dek mutluluk vaat edemem. Sana sonsuza dek vaat edebileceğim tek şey sana olan aşkım. Öykü Acar, benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Mi vuoi sposare? İhtiyacım olan tek şey senin sevgin. Ayaz Dinçer, benimle evlenir misin? Evet. Io amo questa ragazza! Ayaz, o da çok güzelmiş.
manzara şahane. Banyo kocaman. Jacuzzi falan. Çok büyük. Çok güzelmiş değil mi? Tekrar bakayım, manzara çok güzelmiş. Biraz heyecanlandım galiba. Ben de. Çıkıp dondurma falan mı yesek? Öykü. Belki heyecanım geçer. Kahvaltı yenelim mi?
Hı hı. Uçağa yetişmemiz lazım. Mutlu musun? Çok. Gitmişlerdir şimdi bize. Bakmasana. Tamam tamam bakmıyorum. Ayaz. Alo, Öykü. Monika, benim sana harika haberlerim var. Biz Ayaz'la barıştık. Birazdan İstanbul'a dönüyoruz. Çok sevindim canım. Sen iyi misin? Sesin iyi gelmiyor. Beğendin mi yeni arabamızı? Çok güzel. Nazmi Bey'i mi düşünüyorsun? Keşke beraber olduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu görebilseydi diyorum. Öyle çok isterdim ki. Bence Nazmi Bey her şeyin farkında. Nasıl? Özlemiş misin İstanbul'u? Evet, çok özlemişim. O zaman şimdi eve gidelim. Birazcık dinlenelim. Sonra istersen dışarı çıkarız, olur mu? Olur ama ben herkesi çok özledim. Hatta uçağa binmeden hepsine mesaj attım. Belki akşam hep birlikte bir şeyler yaparız. Olur. Sibel arıyor bile. Efendim Sibel'cim? Ne mahkemesi? Şahit mi? Biz mi? Bakın çocuklar, bir kez daha sormak zorundayım. Kararınızdan emin misiniz? Gerçekten boşanmak istiyor musunuz? Evet Hakim Hanım, çok eminiz. Hatta bizi bir an önce boşarsanız memnun oluruz. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Sizin tanıklık ettiğiniz bir olay oldu mu? Vallahi biz yine evliyiz. Onu sormuyorum evladım. Arkadaşlarınızın arasında tanık olduğunuz bir kavga, bir tartışma oldu mu? Ben İtalya'dan yeni geldim. Hiç bilmiyorum. İyi yaptın kızım. Nasıl oralar? Çok güzeldi. Roma'daydık biz. Kızım sen iyi misin? Ama öyle tabii bir anda kendimizi mahkeme salonunda bulunca yeni de evliyiz. Bir tuhaf olduk tabii. Biraz soğuk değil mi burası? Evet ya soğuk. Üşüdün mü sen? Ha. Çıkalım dışarı. Evlat.
evladım, siz kendinize başka şahit bulamadınız mı? Biz varız demiştim ama maalesef ciddiye alınmadım. Burcu, kendi adına konuşur musun hayatım? Ben şahit falan olmam dedim. Ya ne yapayım? Evliler diye daha çok ciddiye alırlar diye düşünmüştüm ama hata etmişim. Susun lütfen. Öykü, ya söylesene. Anlaşamıyorlar desene. Ayaz oğlum, sen de konuşsana ya. İkimizin arasında şiddetli geçimsizlik var. Bunu biliyorsun. Anlat Hakime Hanım'a. Vallahi Hakime Hanım, bence birbirlerini hala çok seviyorlar. Baksanıza. Evet ya, hem ufacık bebekleri var. Birazcık daha zaman verseniz olur mu öyle? Çok tatlı. Yeterli sebepler görülmediğinden davanızı bir ay sonra erteliyorum. Ama Hakime Hanım ya! Hakime Hanım! Günaydın. Günaydın. Ne durumda işler? Ne yapıyoruz bugün? İş konusuna geçmeden önce şu meseleyi konuşmaya ne dersin? Hangi meseleyi? Hani senin tek başına dışarı çıkıp gecenin bir yarısı eve dönmen meselesi. Neden bahsediyorsun sen Allah aşkına? Bundan bahsediyorum. Bir tarafında Arzu, bir tarafında Nihal. Oh, çalsın sazlar, oynasın kızlar. Bunda kıskanılacak bir şey yok ki. Aa, tabii canım. Bunlar gayet normal şeyler. Hayatım, o akşam seni aradım. Gel dedim, beraber gidelim, eğlenelim dedin. İşim var dedin, gelmedin. Ne yapabilirdim ki başka? Ha, ben gelmeyince sana fırsat doğdu yani. Arkadaşlarım onlar. Üstelik sen de tanıyorsun. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Söyle bakalım, sen o gece ne haltlar karıştırdın Mehmet? Ya sen ciddi misin gerçekten? Çok ciddiyim. Bana güvenmiyor musun? Hayır, güvenmiyorum. Çünkü senin bu konuda sabıkan var. Evet, evet söyle. Bir açıklama bekliyorum. Bak, bu hallerinden iyice sıkılmaya başladım. Biraz uzak kalsak iyi olacak. Artık birlikte çalışmamalıyız. Ha, birlikte çalışacak başka birini buldun yani. Kim? Kim? Söyle bana. Hadi söyle. Bu kıskançlıklarından bıktım artık. Gidiyorum. Eğer beni burada yalnız bırakırsan bu gece eve hangi yüzle geleceksin? Bu gece eve gelmeyi düşünmüyorum. İyi. Tamam. Madem öyle, bitsin artık. Bitsin! Kraliçe, ne oldu, iyi misiniz? Çık dışarı oradan! Çık! Ya biraz kızdılar bize değil mi? Yok ya, bence içten içe mutlu bile oldular. Bak görürsün, hatta yakında barışırlar. Ne oldu? İtalya'dayken hep bu evi gördüm rüyalarımda. Allah Allah. Sadece evi mi gördün? Hayır tabii ki, yanında seni de gördüm. Bence bir süre burada idare edelim. Sonra yeni bir eve geçeriz. Daha büyük bir yere. Aslında görmeni istediğim bir yer var. Seninle olayım da yeter bana. Aşkım benim, bundan sonra hep beraberiz. Ya Ayaz, biz böyle çok mu mıçı mıçı olduk? Mıçı mıçı ya? Ya hani olur ya böyle yeni sevgililer falan, ay yapış yapış. Yok aşkım. Merak etme, biz öyle olmayız. Olmayalım, evet ya. Bak artık evlendik. Yetişkin olalım. Olgun davranın. Ayaz, bu ne? Anahtarı İlker'e vermiştim. Ya merak etme, evi dağıtmam demişti ama. Parti falan mı yapmış evde?
Yok aşkım. İlker bütün bir evi tek başına dağıtma kapasitesine sahip. Yalnız ben şu an Sibel'e feci halde hak vermeye başladım. Bence burada kalamayız. Ya Ayaz ne olursun yine otelde mi? Ben evimizde kalmak istiyorum artık. Ama... O zaman yeni evimizde kalırız. Tabii ki sen beğenirsen. Geçen ay birer tane ev aldık Mete ile buradan. Yani ben aslında yatırım için almıştım ama... içten içe birlikte oturacağımız ev bu diye düşünmüştüm. Ve artık beraber olduğumuza göre... Ayaz. Hadi gel dalaşalım. Bak şimdi. Gördüm bugün için. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. Ama burası çok pahalıdır Ayaz. Böyle bir yerde oturmamıza gerek yok ki. Bizim kendi evimiz de çok güzel. Aşkım, bak biz seninle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ben de hayatımızdaki her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Ama önce gidip de bir yatak alalım bence. Yatak mı? Otelde kalmak istemiyorsun. Eski eve gidemeyiz. Bir günde bu evi döşeyemeyeceğimize göre bence en iyisi bu gece bir yatakla idare etmek. Boş salonda bir yatak. Ne dersin? Belki mum da yakarız. Sen nasıl istersen. Ay. Çok romantik ya. Ya bir daha baştan anlatsana şunu. Ama özellikle o tren garındaki kısmını. Ya anlattım işte, tamam, utandırmayın. Zaten annem 10 kere anlattırdı. Ay yalnız iyi ki gönderdik Ayaz'ı senin yanına ha. Yoksa sizin barışacağınız falan yoktu. Evet ya. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu barışmada, bu mutluluğumda sizin payınız çok büyük. Sibel. Sen hala kızgın mısın bana? Kızgınım tabii Öykü. Ay sizin yüzünüzden boşanamadık ya. Ama vallahi süper gözüküyorsun bence. Saçlar falan 10 numara olmuş yani. Hiç yer çekmiyorum. Hani 40 yılın başında senden bir şey istedim, onu da yapmadın. Ama biz sizi çok seviyoruz. Biliyorsun sizin mutluluğunuz için öyle söyledik. Öykü, benim mutlu olacağım tek yer İlker'in olmadığı bir dünya. Ya sen burada yokken araları epey açıldı. Yani böyle hiç barışacak gibi falan da gözükmüyorlar. Ya olur mu öyle şey? Batıkan mı olacak? Aman ikisi de çocuk bende kalacak diyor. Anlaşmaları biraz zor. Çok kötü olmuş bu ya. Denediniz mi? Yaptınız mı bir şeyler? Vardır mutlaka barıştırmanın bir yolu. Ay kızım neler denedik? Hiçbir şey değişmedi. İş
İşin özeti abicim, bundan sonra var ya bizden bir halt olmaz. Buraya kadarmış. Ama yok, ben kararımı verdim. Artık çocuğumu yanıma alacağım ve yepyeni bir hayata başlıyorum. Ya İlker dur bakalım, bu işler öyle aceleye gelmez. Ya Mete ne acelesi ya? Kaç aydır boşanmaya çalışıyoruz, olmuyor ya. Yalnız bu ara herkese bir şey oluyor. Annemle babam da ayrılmışlar. Yapma ya. Ciddiler mi peki? Vallahi öyle görünüyor. Yani annem bayağı sinirli konuştu. Hatta Öykü'yle barıştığımızı bile anlatamadım. Vay be, olaylara bak. Hani ben de şu evlilik olayından bir tırsıyordum. Şimdi sayenizde iyice gözüm korktu ha. Yani bir zahmet korksun tabii. Zaten birazcık aklı olan insan hayatta evlenmez. Hı. Yani sizin için söylemiyorum oğlum. Sizin olayınız çok farklı. Gençler, Öykü eve geçiyormuş. Ben de gideyim artık. Ayıp olmaz değil mi? Tamam lan tamam. Böyle evlendin, bizi sattın muhabbetlere falan girmeyeceğiz. Hadi kaybol. Olur mu ya? O gittikten sonra biraz arkasından konuşmamız lazım. Olmaz. Hadi, hadi ben kaçtım. Hadi. Komutan mı çağırıyor? Hadi. İlk gecemiz. Bence bu geceyi hep hatırlayacağız. Hiç eşyamız yoktu. Sadece bir yatağımız vardı diyeceğiz yıllar sonra. Sen bir sürü mum yakmıştın diye hatırlatacağım sana. Yatağın üstüne bağdaş kurup birbirimizin gözlerinin içine bakmıştık diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Bu gece hep özel kalacak. Hep özel kalacak. Gün gelecek, kavga edeceğiz, tartışacağız. Ama aklımıza hep bu gece gelecek. Tartışsak bile birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi hiç unutmayacağız. Hiç unutmayacağız. Sevmekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ayaz. Biz de İlker ve Sibel gibi olmayız değil mi? Bu gece kötü şeyler konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Günaydın hayatım. Günaydın. Hey, karpuz peynir. Çok güzel. Tepsiyi nereden buldun? O da benim sırrım. Ne yapıyoruz bugün? Benim artık işbaşı yapmam lazım. Hemen bugün. Niye bu kadar çabuk? Ya Ayaz, zaten 2 aydır ortalarda yokum. Annem bana çok kızgın olmalı. Kızgın değil mi? Yani tabii birazcık kızgın. Biraz mı sadece? Yani birazdan biraz daha fazla olabilir. Ama hiç merak etmesen, annem bizi böyle mutlu mesut görünce karşısında, ki ben annemi çok iyi tanıyorum, siniri anında geçer. Hmm.
Hayır efendim, sinirim geçmedi. Asla da geçmeyecek. Anne lütfen ya. Ha, ne lütfeni? Sen olanları hatırlamıyor musun Ayaz? Bu kız seni terk edip gitti. Ortada bıraktı. Bu kız mı? Anne, bak ikimiz de suçluyduk. Ya biz hatalarımızı geride bıraktık, yeni bir sayfa açtık. Bak sana söylüyorum. Bu kız yine seni bırakıp gidecek. Bu kız diyor. Az bile diyorum. Senin yüzünden itibarım zedelendi. Eşe dosta rezil oldum. Ha, hadi her şeyi geç. İşler, bütün işler ortada kaldı. Tamam, evet iş konusunda haklısınız ama... Bütün konularda ben haklıyım canım. Anne bir dinler misin? Ayaz, sen bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Bizim kadın kadına konuşacağımız şeyler var. Annen haklı hayatım. Bakın, Ayaz'la birbirimizi ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Mutlu olalım istiyoruz. Mutlu, büyük bir aile. Hep birlikte. Sen benimle savaşabileceğini mi zannediyorsun? Savaşmak mı? Ayaz'la beraber olmanıza asla izin vermeyeceğim. Sakın boş hayallere kapılma. Oğlumu kandırmış olabilirsin. Ama beni bir daha asla kandıramazsın. Oğlumu senden kurtaracağım. Ne pahasına olursa olsun. Daha fazla bekleyemedim. Her şey yolunda değil mi? Anne. Oğlumu ve beni ortada bırakan birisi için daha fazla söyleyecek lafım yok. Söyleyecek her şeyi söyledim. Anne bak. Sizi zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Öykü, Öykü. Öykü, ya Öykü bir dur lütfen ya. Nereye gidiyorsun? Ayaz duydun işte anneni. Tamam kendine göre haklı ama ben de kendime göre haklıyım. Da bunu annene anlatamam. Tamam ben konuşacağım onunla. Zamanla seninle geçer. Ayaz hiç gerek yok gerçekten. Boşuna yorma kendini. Bilmiyorum belki böylesi daha iyi. Ne yapacaksın peki? Yeni bir başlangıç yapacağım. Gerekirse sıfırdan başlayacağım. Bunu gerçekten istiyor musun? Mecburum. Ayaz, seninle konuşabilir miyiz biraz? Ben kafeye gidiyorum. İşim bitince ararsın. Bana öyle bakma Ayaz. Yani ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Ne konuşmak istiyorsun benimle? Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Uyudu mu? Uyudu uyudu hem de mışıl mışıl. Selam. Öykü sen iyi misin? Buna bak yoksa kavga mı ettiniz? Evet. Ay yine mi ya? Yok. Ayaz'la değil. Önemli. Artık birlikte çalışmayacağız. Kovuldum. Atlantis'i mi satın almak istiyorsun? Evet. Şimdilik yanaşmıyorlar. Ama eninde sonunda alacağım. Ve bunun için de senin yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Bundan sonra seninle çalışmak istiyorum. Anne benim bir mesleğim var biliyorsun. Ya biliyorum, biliyorum ama bak görüyorsun halimi. Baban da gitti. Yapayalnız kaldım. Ben tasarımcıyım. Bu kadar büyük çaplı bir işi yönetmekle uğraşırsam hani asıl yapmam gereken şeyden uzaklaşırım. Tamam da ben modadan anlamam ki. Öyle bakma meseleye. Biz seninle büyük bir yatırım yapacağız. Ve bu yatırımı sen yöneteceksin. Bak, 2 aydır Atlantis'le görüşüyorum ben. Ama bir türlü kabul etmediler teklifimi. Ama eğer üçümüz bu işe birlikte girersek şansımız daha çok olur. Üçümüz mü? Üçüncü kim?
Pardon, geç mi kaldım? Şimdi ne yapacaksın o zaman? Ay bence çalışma. Biraz keyfine bak ha. Yok. Hayır ya, duramam ben çalışmadan. Yeni bir yerler bakacağım. Tabii bulabilir miyim bilmiyorum ama. Ay merak etme canım. Sende bu yetenek varken işsiz kalmazsın herhalde. Rahat ol biraz. Bilmiyorum ki. Yani piyasada kendine yer bulmak kolay değil. Öykü, ya neden kendi markanı kurmuyorsun? Hem kendi işinin patronu olursun ha? O işler öyle kolay değil Sibel. Ay niye öyle söylüyorsun canım? Sen her şeyi başarırsın. Siz beni gözünüzde biraz fazla mı büyütüyorsunuz acaba? Biz sana güveniyoruz. Aynen. Bak gör, sen en güzel yerlere geleceksin. Ya tabii ki sana destek vermek isterdim. Ama mimarlıktan modaya geçmek bana pek mantıklı gelmiyor. Neden ortak? Hı? Sonuçta tasarımları biz yapmayacağız değil mi? Yani bak Önem burada bir sürü mağazası olan bir şirketten bahsediyor. Bizim asıl işimiz ne? Yöneticilik. Siz işin finansal boyutunu anlaşmaları halledersiniz. Ben de yaratıcı kısımla ilgilenirim. Ne olur evet de. Bu konuda yardımına çok ihtiyacım var. Ortak bak ben şahsen bu moda sektörünün çok büyümeye açık olduğunu düşünüyorum. Yani çok yerinde ve doğru bir yatırım olabilir. İyi düşün. Hadi Ayaz. Evet de. Tamam. Ama bir şartım var. Ne? Öykü'yü işe geri alacaksın ve aranızda hiçbir sorun kalmayacak. Asla. İyi, sen bilirsin. Zaten bu iş pek içime sinmemişti. O kızla beraber çalışmamı beklemeye hakkın yok. Anne, o kız dediğin benim karım. Her şeyi beklemeye hakkım var. Of, tamam, tamam. Sen nasıl istersen. Vay be. Şimdi üçümüz ortak mı olduk yani? Annesi kocaman olmuş bu ya. Ay, hem de 5 kiloyu geçti. Koca adam olmuş. Efendim? Evet benim. Siz kimsiniz? Peki Atlantis'le durumlar nedir şu an? Maalesef başladığım noktadayım. 2 aydır uğraşıyorum ama tekliflerimi kabul etmediler. Ama şimdi içim rahat. Siz de işin içinde olduğunuza göre hem teklifimizi yükseltebiliriz... ...hem de bu işte ciddi olduğumuzu anlarlar. Peki ya alamazsak burayı, ya satmazlarsa? Alacağız, eminim. Ama Atlantis'in sahibine ulaşamıyorum bir türlü. Adam kimseyle görüşmüyormuş. Aa, ne ilginç. Hem de çok. Flaş. Bir son dakika gelişmesi bildiriyorum. Ne oldu? Atlantis'in sahibi birkaç gün önce vefat etmiş. Bütün şirketini de birine miras bırakmış. Ay Allah. Peki şirketin yeni sahibi kimmiş? Kime bırakmış? Yani vallahi onu bilmiyorum kraliçem ama şu anda şirkette olmalılar. Belki şirketin yeni sahibini satmaya ikna edebiliriz. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Ben Ahmet Soykurt, Naz Bey'in avukatıyım. Beni neden çağırdınız? Şöyle buyurun. Buyurun.
gelmiş? Kim gelmiş? Nazım Bey son derece başarılı ve ünlü bir iş adamıydı Öykü Hanım. Ünlü bir iş adamı mıydı? Evet. Burası yani Atlantis, Nazım Bey'in kurduğu şirketlerden sadece biri. Bana bunlardan hiç bahsetmemişti. Biliyorum. Bana her şeyi anlattı. Size benden mi bahsetti? Bir dakika, ben gerçekten anlayamıyorum şu an. Kafam çok karıştı. Ne oluyor burada? Birlikte şöyle geçelim. Size vermem gereken bir şey var. Şöyle geç. Neden oraya oturuyorum? Atlantis artık sizin Öykü Hanım. Nazmi Bey burayı size bıraktı. Bana mı bıraktı? Nazmi Bey'in size yazdığı mektup. Lütfen oturun. Öykücüğüm merhaba. Çok klasik olacak ama bu mektubu okuyorsan eğer, demek ki ben artık hayatta değilim. Şair ne güzel demiş. Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir. İkisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe döküp varını yoğunu. İnsan olursun. Öykü, burası senin. Kazandım diye kibre bürünmediğim, kaybettim diye yıkılmadığım bu ekmek teknesi artık senin. Buranın sadece duvarlardan, tuğlalardan ibaret olmadığını anlayacak tek insan sensin çünkü. Öykü, kızım. Ne güzelmiş dolu dolu kızım diyebilmek. Kan bağı ne gerek insana gönül bağı olduktan sonra? Gönlünün bağlandıklarını kaybetme güzel kızım. Ne Ayaz'ı ne de burayı. Hadi göreyim seni. Biliyorum ki Atlantis'e benden çok daha iyi bakacaksın. Ve burası var oldukça ben hep senin yanında olacağım. Pardon Ahmet Bey, rahatsız ediyorum biliyorum ama sizinle görüşmek istiyorlar. Merhaba, ben Önem Dinçer. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ama pek uygun bir zaman değil. Daha sonra görüşsek. Nazmi Bey'in vefatına çok üzüldük. Şirketin yeni sahibi buradaysa kendisiyle tanışalım istedik. Satın alma teklifimizi bir de çok geç olmadan ona sunalım istedik. Kendisi burada.
Öykü Hanım. Atlantis'in yeni sahibi.